İlk konuğumla başlayacağım ama bize ulaşacağınız telefon numaralarını hemen ekranda getirmek istiyorum sevgili seyirciler. 0545 WhatsApp ihbar numaramız 0545 746 25 25. Bir de telefon açabilirsiniz. 0212 975 25 25. Bize ulaşacağınız iletişim numaraları ATV ekranlarında programa başlıyoruz. İlk konuğum. Bana yayına girmeden önce hayat hikayesini anlattıkların da hiç böyle el kartına falan bakmadan dedim ki herhalde 45-50 yaşlarında bir kadındır. Gencecik bir kadın geliyor karşınıza 27 yaşında. Hayatın her türlü acımasız yüzünü de görmüş. Bugün burada olma sebeplerinden birini o size anlatsın. Alkışlar Ayşe Yeşilkaya'ya. Gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden 27 yaşında genç bir kadın karşımızda. Küçücüksün. Evet Esra abla. Ve bir tarafta da kanserle mücadele ediyorsun. Evet. Allah şifa versin. Amin. Senin bu hayatta hem bu hastalıkla savaşırken görmek ve kucaklaşmak istediğin çok insan var. Evet. Biri 20 yıldır hasret olduğun. Babam. Baban. Evet. En son 7 yaşında görmüşsün. Evet, en son 7 yaşında hayal mayal hatırlıyorum. Hani şimdi görsem tanımam yani. Mesela şurada oturanlardan biri senin baban olsa? Tanımam. Kesinlikle tanımam. Diğer tarafta da iki evladın var. Evet, diğer tarafta da iki tane evladım var. Şimdi 27 yaşında genç bir kadının kaç yaşlarında çocuğu olur? Çocukların kaç yaşında? Biri 11 yaşında, biri 9 yaşında. Şimdiki eşimden de iki tane oğlum var. 4 tane de evladın var. Evet, 4 tane evladım var. Allah bağışlasın. İlk Amin. Evliliğinden olan iki çocuğuna da hasretsin. Evet. Senin hikayen nerede başlıyor aslında? Doğar doğmaz başlıyor değil mi? Benim hikayem evet doğar doğmaz başlıyor. Annem, babam ben doğduğumda ayrılıyorlar. Hı. Beni babaannemle dedeme bırakıyorlar. Babaannemle dedem beni bakıp büyütüyor ama ben hep böyle annemi görmek istediğimde beni hep anneme karşı doldurdular. İşte o senin annen miydi? O senin annen olsa seni bırakır gider miydi? Cümleler kullanınca ben de annemden o yaşlarda tabii ki soğudum. Görmek de istemedim. Görmek istesem de göstermiyorlar zaten. Yani dedemler falan göstermiyordu. Sonrasında 14 yaşımda eski eşimle birlikte tanıştım. Yani ilk eşinle. İlk eşimle birlikte boşandığın tanıştım. Boşandığın eşinle. Evet, boşandığım eşimle birlikte tanıştım. Yani ne bileyim, bir insanın anne sevgisine ihtiyacı olur ya. Ben o sevgiyi hiçbir zaman tatmadım. Yani babaanne, dede... Dede şu an vefat etti. Babaanneyle de görüşmüyorum. Yani 14 yaşında cahilce bir evlilik yaptım. Evet, yani çok cahildi. Ama mecbur kaldığım için sevgiyi basit bir şey zannettim ama öyle değilmiş. Ne kadar güzel bir cümle söyledin. Sevgiyi çok basit bir şey sandım. Evet, değilmiş. İki tane kız evladım oldu ondan. Ama göstermiyor. 8 senedir göremiyordum normalde. İşte bundan 2 sene önce ben icra yoluyla başvurdum, dilekçe verdim. Ama bu beni oyuna getirdi. İcra yoluyla buna celp kadi gidince, yani tebligat gidince çocuğu bana göstermeye kalktı. Tabii benden bundan sonra göstereceği için peşine düşmedim. Peşine düşmedim. Çocuklarımı 20 gün gördüm. 20 gün benim yanımda kaldılar. Yani sonrasında da sürekli ben hani babalarıyla birlikte iletişime geçsin. Hani ben aradan çekileyim, onlar babalarıyla birlikte görüşsün diye hiçbir zaman babaların hakkında kötü bir kelime kullanmadım. Yani hiçbir zaman geçmişimi anlatmadım. Babalarının geçmişini kesinlikle anlatmadım. Kendisi cezaevine girdi. Ya nereden başlayayım hayat hikayem? Kendisi cezaevine girdi. Cezaevine girdiğinde beni iki tane çocukla birlikte ortada bıraktı. Yani kendisi cezaevine girdiğinde ben paramla dahi çocuklarıma ekmek alamadım. Bir de sanırım cezaevine girme sebeplerinden biri yüz kızartıcı bir evet suçtan dolayı.
Evet. Orada bunu çocuklar bilmiyor. Senin çocukların da senin kaderin gibi babaanneleri alıyor değil mi? Evet. Yani benim yaşadığım kaderi çocuklarım yaşıyor. Ben onların benim yaşadığım kaderi yaşamasını istemiyorum. Annem benim peşime hiçbir zaman düşmedi. Şu an izliyordur zaten kendisi. Hiçbir zaman benim peşime düşmedi. Yani ben hasta olduğumu öğrendim. Annemi aradılar. Eşim, şimdiki görümcem aradı annemi. Ben çalışıyorum, gelemem dedi. Yani ben ne bileyim, şu zamanda ben çocuğumun hasta olduğunu duysam koşa koşa giderim. Aslında o cümleyi söylemesi de çok normal değil mi? Yani hani ben çalışıyorum. Senle hiçbir bağı olmayan biri. Evet, hiçbir bağı yoktu. Hiçbir bağı yoktu. Yani hani yok, hiçbir bağı yok. Bu arada baban nerede seni? Babamı hiç görmedim. Bilmiyorum nerede olduğunu. Yani şimdi senin babaannenle deden büyütüyor. Evet. Onlarla büyüyorsun. Baban 7 yaşındayken en son 7 yaşında görüyorsun. Evet, en son 7 yaşında görüyorum. Hani babaannen söylemedi, baban şurada şu işi yapıyor, atıyorum yurt dışına gitti ya da belki cezaevine girdi. Hayır, söylemiyorlardı. Niye? Söylemiyorlardı. Söylemiyorlardı. Baban bir anda sır mı oldu? Ya babama, babaannemle dedem de sahip çıkmıyordu. Onlar peki, da sahip çıkmıyordu. Hani şimdi annenin seni görememesi, senden uzak kalması normal. Çünkü babaannenle deden anneni sana karşı kötülüyorlar ve onu uzaklaştırıyorlar. Evet. Fakat kendi oğulları. Evet, ben ilk evliliğimi yaptığımda gördüm annemi. O zamana kadar yine görmemiştim. İlk evliliğimi yaptığımda gördüm. Ama bana bir kere kızım diye candan ciğerden sarılmadı. Ama baban nerede? Babamla görüşmüyorlar. Annem başkasıyla birlikte evli. Hayır, babaannen kendi oğluyla görüşmüyor mu? Hayır, görüşmüyor. Deden? O da görüşmüyordu. Baban da gelmiyor eve. Hayır. Ben köyde kalıyorum zaten. Babamın nerede kaldığını bilmiyordum. Yani baban senin nerede olduğunu, ne yaptığını biliyor. Tam 20 yıldır seni aramıyor, sormuyor. Evet. Ve sen onu aramak istiyorsun. Niye? Ya neden sahip çıkmıyor? Veya neden sahip çıkmadı? Benim şu anda sahip çıkılacak bir yanım yok. Çünkü arkamda çok sevdiğim eşim var. Yani onların ailesi artık benim ailem oldu. Ben bu hastalığı öğrendiğimde benim kayınvalidem bana çok destek oldu. Ve benim annem bana Allah şifa versin bile demedi. Babana hasretsin, annene hasretsin, çocuklarına hasretsin. 27 yaşında bu hastalığı şu anda yaşıyor ve çekiyor olmanın altında aslında tüm bu taşıdığın yükler de olabilir. Ben kesinlikle ne olursa olsun çocuklarımı görmek istiyorum. Çocuklarını, babanı görmek istiyorsun. Yani ne kadar ömrümüz var bunu bilemeyiz ama yani ben bu dertle fazla yaşamam. Ama seni hayata bağlayacak iki evladın daha var yanında. Onların çok iyi bir eşin var diyorsun. Bak, ikinci eşin çok iyi bir adammış. İki tane de evladın var. Sana kol kanat geren kayınvaliden, görümcen var. Evet, ama şöyle bir şey. Benim çocuklarım babalarının geçmişini bilmiyor. Ben hiçbir zaman babalarını kötülemedim. Hiçbir zaman hangi kötülemedim. Babasını? Yani ilk eşimi. İlk eşinden bahsetmiyorum. İkinci eşinden bahsediyorum. İkinci eşim tabii ki. Yani Allah başımdan hiçbir zaman eksik etmesin. Hep arkamda destekçim hayatta oldu. Hayatta kalmak için çok sebebim var. Yani bak, 4 tane çocuğum var, 2 tanesi yanında. Sana seni seven, kol kanat geren, saygı duyan, önemseyen bir eşin var. Evet. Ailen var. Evet. Artık onların ailesi benim ailem. Ya şöyle düşün. Bir tarafta seni aşağı çeken diğer yüklerim var. 2 çocuğun var, hiç 20 yıldır görmediğim babam var. Diğer tarafta da seni ayağa kaldırmaya çalışan daha fazla insan var. Hangisi galip gelsin? Sevenler değil mi? Tabii ki. Şimdi bu arada hikayesinin içerisinde hikaye var. Yani bir evlilik yapıyor 14 yaşında. Sevgiyi basit bir şey sandım diyor. 14 yaşındayken bir adamla tanışıyor. Ondan 2 çocuk dünyaya getiriyor. Evet. Kardelen ve Cansever dünyaya geliyor. Evet. Bu arada ilk eşi yüz kızartıcı bir suçtan cezaevine girdiği için yalnız kalıyor. Ondan sonraki o süreçte siz boşanıyorsunuz. Seni o cezaevine giren kocanın annesi, yani kayınvaliden, ilk kayınvaliden, evet,
Kimle tanıştırıyor? Şimdiki eşimle birlikte ilk kayınvalidem ve eski görümcem. Bakın eski kayınvalide ve bunu benim eski çocuklarım görümce... ve bunu benim çocuklarım bilmiyor. Benim çocuklarım sadece beni, annem bizi başkasıyla bıraktı gitti biliyor. Ama seni ikinci eşinle, ikinci eşinin ismi neydi? İbrahim. İbrahim Bey'le tanıştıran kimler? Eski eşimin kardeşleri, yani görümcelerim. Ne diye tanıştırıyorlar seni? Yani bu nasıl bir, çok yanlış anlamadım. Sen bununla evlenebilirsin diye mi tanıştırıyorlar? Hayır, eski eşim cezaevine girdiğinde o zaman ben her yerden maddi yardım talep ediyordum. Evet. Maddi yardım talep ettiğimde bunu da görümcelerim, herkes biliyordu. Evet. Bir gün eski görümcem işte İbrahim abi bizim böyle böyle bir hikayemiz var yani böyle böyle birisi var beni tanıştırıyor söylüyor. Benim üzerimden şimdiki eşimi yemeye kalkıyorlar parasını yemeye kalkıyorlar. Sömürmek evet, istiyorlar. Sömürmek istiyorlar aynen öyle sömürmek istiyorlar ki iyi ki de sömürmüşler diyorum. Ya da sömürmeye çalışmışlar. İyi ki de sömürmeye çalışmışlar yok sömürmeye çalışmadılar yani sömürdüler bir nevi sömürdüler. İyi ki de sömürmüşler diyorum. Yani iyi ki. O olmasaydı daha kötü yoldaydım. Çünkü eski eşim cezaevine girdiğinde ne annem vardı, ne babam vardı, ne abim vardı. O zaman yine kimsem yoktu. Şimdi de kimsem yok. Ama o zaman daha kötü bir durumdaydım. Çünkü annesi sahip çıkmadı. Ben çocuk bakamam dedi. Kendi başına aldı, köye gitti. Sonra benim çocuklarım... İbrahim çıktı karşına bu... Eski kayınvaliden ve görümceni tanıştırdı. Evet. Bir anda kurtarıcının mı oldu? Evet. Eşin şu anda evli mi ilk eşin? Çocuklara kim ilgileniyor, kim bakıyor? İlk eşim evli olduğunu duydum başkasıyla birlikte ama çocukların yanında değil. Peki. Bu arada telefon hattında İbrahim var eşin. İbrahim Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz canlı yayına. İbrahim Ali Yeşilkaya. Evet doğru. Ayşe'nin eşi. Evet doğru. Evet. Ne oldu gözüm doldu İbrahim'in sesini duyunca. Çok seviyorum. Ya ben yanımdayım. Nasıl tanıştınız İbrahim Bey Ayşe ile? Ya Ayşe ile tanıştık. Onunla öncesinde görümceleri vardı. Onlardan dolayı tanıştık. Ben tanımıyorum. Ya durumu yoktu. Yardımcı olmak amacıyla götürdüler, ben tanıştırdılar o şekilde. Ben zaten eşinden ayrılmıştım o zaman. Eşinden resmi olarak boşanmış. Tabii tabii resmi olarak aşağı 200 sene boşanmıştım, çalışıyordum. Yani eşimden ayrıydım. Sonra siz birbirinize gönlünüzü kaptırdınız sanırım. Evet evet doğru. Bunun için eşi cezaevinde yardım eden falan yoktu. O zaman da yardımcı oluyordum. O görümceleri, iki tane görümcesi falan var. Onlar tanıştırdı beni. İlk eşinin kız kardeşleri. Evet, evet, evet. Doğru. Kaç yıllık evlisiniz? Bu eşimle ne yoksa 7 sene falan oldu işte bununla evli. 7 yıllık evlisiniz. İki tane de evet. Çocuğunuz var. Evet, iki tane oğlum var. 3 tane mi? 2. 2 tane, 2 2. Allah evet. Bağışlasın. Amin. Şimdi Ayşe'nin burada olma sebebi öncelikle babasını görmek istiyor. 20 yıldır babasına hasret. Babasının nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyor. Evet ben de tanımıyorum. 3-4 yaşında ayrı gördüğünü söylüyor ama ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Babanın evet, adı evet. Nedir? Asım Salim Aksu. Asım? Salim Aksu. Aksu ne iş yapardı? Nereli? Giresunlu. Ya şöyle söyleyeyim. 7 yaşındaydım en son bir... Uzun yol şoförlüğünü yaptığını duydum. Hı hı. Bu kadar. Başka hiçbir bilgim yok. Ama şimdi aynı işi yapıyor mu, yapmıyor mu? Nerede yaşıyor? Benden sonra tekrar, yani annemden sonra tekrar evlendiğini duydum. Hı hı. İki tane üvey kardeşim olduğunu onları biliyorum. Ama nerede tanımıyorum. Nerede yaşadıklarına dair bir bilgi geldi mi? Hayır, gelmedi. Siz Giresun'da nerede yaşıyorsunuz? Yani merkezde mi, köyde? Köyde. Köyde, hangi köy? Taşan. Taşan köyünde evet. Yaşıyorsunuz. Babanı en son hani 5 ile 7 yaş arasında bir evet, zaman diliminde evet. Gördüm. Onu da hatırlamıyorum çok dedi. Evet. İsmi Asım Salim Aksu. Senin bildiğin zamanında uzun yol şoförlüğü yapan bir adam. Evet. Bir evlilik yaptığını biliyorsun şu anda. Evet. İki tane de kardeşin olduğunu biliyorsun. Evet.
Evet. Umut ve Deniz adında iki tane kardeşim bunları olduğunu kimden biliyorum. Duydun? Onu da babaannem söylemişti. Umut ve Deniz adında iki erkek kardeşim evet. olduğunu duydum. Evet. Ama mesela Umut isimleri bilen bir anne nerede yaşadıklarını bilmez i̇şte mi? İşte dediğim gibi beni annemle babamdan hep uzaklaştırmaya çalıştılar. İllaki biliyorlardı, illaki görüşüyorlardı. Hep uzaklaştırmaya çalıştılar, hep kötü tanıttılar. Ya belki hala kötü olabilir ama o benim kötü de olsa sonuçta babam. Şimdi bir kayınvalidenin gelini ile ilgili hani olumsuz konuşması artık bizim çok alışık olduğumuz bir şey. Ama kendi oğluyla ilgili senin babanla alakalı kolay kolay bir anne olumsuz konuşmaz. Hani acaba seni yük olarak mı gördü? Yüktüm zaten. Bunu her haliyle belli ediyorlardı. Yüktüm yani. Ya o zaman niye sana alıp bakıyor? Verseydi annene. Annem sahip çıkmadı ki. Anladım. Asım Salim Aksu nerede yaşadığı bilinmiyor ama iki çocuğu oldu. Umut ve Deniz adında oldu. Evet. Zamanında tır şoförlüğü yaptı. Bilmiyor. Taşanlıydı değil mi? Evet. Giresun Taşanlı. Belki de tanıyanlar, bilenler çıkacaklardır. Hala köyden görüştüğü insanlar, iletişim halinde olduğu insanlar varsa onlar bu bilgiyi vereceklerdir. Sen buradan şimdiden babana ne söylemek istiyorsan söyle. Seslen ona. Ne diye sesleneyim ki? Ne demek istersin? Neden? Sadece neden? Neden sahip çıkmadı? Ayşe çocuklarının velayetini almak ister misin? Tabii ki. Yani ben bu devrede Aile Bakanlığı'nın artık bütün savcılığın devreye yani bütün devletin benim sesimi duymasını istiyorum. Ben çocuklarımın velayetini istiyorum. Çocuklarımı bana acayip şekilde doldurmuşlar. Yani işte sen anne olsaydın bizi bırakıp gitmezdin. Halbuki yok, Kardelen evet, ve Cansever kızları. Kardelen söylüyor. Cansever'le beni görüştürmüyorlar. Cansever şöyle bir şey, son duyduğumda ben annemle konuşmak, görüşmek istiyorum diye. Çünkü ben bundan 6 ay içinde dediğim telefonlarıyla birlikte görüşüyordum. Görüştüğümde kızım benden kontör istedi. Daha doğrusu İbrahim'den istedi. Onu aradı, ondan kontör istedi. Ve ben gittim ona... 11 yaşındaki kızın evet. kontörü, ne yapacak kontörü? Ya beni arayacak, benimle birlikte işte WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden yazışacak. Ve ben buna gittim. Kontör yükledim. Biz kızımla görüşürken birden bütün iletişimlerimiz kesildi. Ya beni her yerden engellediler, telefonuma bakmadılar. Sonra sen bizim annemiz misin? Biz seni istemiyoruz. Sen anne olsaydın bizi yani bırakmazdın. Bir başa dönebilir miyim? Sen eşinle boşandığında velayet kimde? Velayet babada. Ama baba yüz kızartıcı suçtan içeri girmiş. Babada. O zaman ben şöyle söyleyeyim, velayetlerini alsam alırdım ama o zaman benim gidecek yerim yoktu.